Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosunda beraberiz. Bugün hangi şarkıyı inceleyeceğim? Şöyle kaydı olmayan aslında fakat sahnede çaldığımız güzel de düzenlemesi olan, enerjik düzenlemesi olan bir Volkan Konak yorumuyla Dostum Dostum. Çok sevdiğim bir türküdür. Aynı zamanda çok kereler coverlandı. Ama bu versiyonu seviyorum. Bitti. Geçenlerde işte 2-3 ay önce Volkan Konak'ın Kuzey'in Oğlu programında artık ben de Volkan Konak'la çalıyorum bu arada çalışıyorum. Beraber sahnede de çaldığımız şarkı. Oradaki televizyon çekiminde Funda Arar'la olduğu bir konuk olduğu bir programda bu şarkıyı düet söylediler. Canlı canlı, organik, dinamik, çok da harika müzisyenlerin yer aldığı, nefeslilerin, yaylıların olduğu, çok da geniş bir orkestra ile çaldık. Dediğim gibi çok organik bir şarkı. YouTube'da da bunun şeyi var. Linkini de koyacağım açıklama bölümüne. Oradan bakarsınız. Şimdi çok kereler böyle türkü coverlamakla ilgili sorularınız geliyor. Hocam değişik değişik yorumlar var. Nasıl oluyor? Bu aranjeye bağlı biraz da. Buradaki aranje de daha önceden yapılmış bir aranje. Sevgili İsmail Soyberk abimizin de dokunuşu var. Biliyorsunuz o 11 sene vefat edene kadar Volkan Konak'la çalıştı 11 sene boyunca. Onların sahne düzenlemesi. Evet, Dostum Dostum şarkısını inceleyeceğiz. Parça Dorian bir şarkı aslında. Yani Hüseyin'i dizi olarak Ni Hüseyin'i diyebiliriz. Parçanın dizisi bu. Mi Hüseyin'i aynı zamanda Batı'da da Mi Dorian moduna denk geliyor. Şimdi parçanın aranjesi şöyle yapılmış. Ben hemen burada çaldığımız notaları da şuraya ayarladım. Evet, bas gitarla giriyor. Böyle bir bas riffi var. Daha önceden, benden önce de yapılan bir bas riffi. Onu önce bir dinleteyim size. Evet, parça bas riff ile giriyor ve notalara baktığımızda da şöyle ki 8 ölçü davulcu Aydın saydıktan sonra Mire, si, la, mire, sol, fa diyez. Neden fa diyez? Mi, minör, gamında. Bu olduğu gibi aynı zamanda Mi Hüseyin'de de bu var. Çünkü dizimiz Mi, Fa diyez, Sol, La, Si, Do diyez. Arada ama Do da olacak. Mi doğal minör de olacak. Re, evet, parça bas riff ile giriyor. Sayıldıktan sonra. Aslında parçanın bas riffi bu. Arada bir yorum yapıyorum tabii. İsmail abi de yapıyordu. Sevgili benden önce Eylem Pelit çalıyordu. O da yorum yapıyordu. Varyasyonları var. Şöyle aslında notalarımız şu. Mi re si la mi re sol fa diyez mi re si la mi re sol fa. Fa dediğim burada artık bundan sonra fa diyez. Evet. Bakın şarkıda şöyle giriyor. Programda da böyle giriyor. Sevgili Cem Nasaoğlu, demin adını anmadım. Gitar soloyla. Evet arkadaşlar, parçayı bas riff ile girdik. Şimdi Cem Nasaoğlu'nun gitar çaldığı bölüm. Aynı zamanda nakaratında akorlarını tarif ediyorum. Şimdi 8 ölçülük bir
kompozisyondan oluşuyor. Dolaplı yalnız röprizinde dönüyor. Birinde ilk röprizde, ilk dönüşte La majör akoruna düşüyor. Finalde de mi minör yapıp şan A'ya bağlıyor. Şimdi hangi bölümü tarif ediyorum? Kafamız karışırsa hemen anlatıyorum. Bakın bas riff'i girdi. La minör, mi minör. Şimdi mi minör. Evet, şana bağladı. Gördünüz mü? 8 ölçü, yani 16 ölçü aslında dönüşüyle. Birinci dolapta la majöre düşüyor. İkinci de mi minöre düşüyor ve şana teslim ediyor. Şimdi buranın akorlarını tarif ediyorum. Buradaki akorlar şöyle. Akorlar önemliydi. Eksilterek çalınmış bu aranje böyle yani. Mi minör akoruyla giriyor. Evet, burada re, do, diyez, do yaptık. Bakın, önce ritimsiz çalıyorum akorları tarif etmek için. Mi minör. Mi minör bir ölçü. 2, 3, 4. Mi minör 7, basta re. Bu da bir ölçü içinde iki tane değişiyor. Mi minör. Mi minör 7, basta re. Ve ikinci vuruşta mi minör 6, basta do diyez. İki ölçüyü tarif ettim. 1, 2, 3, 4. Mi minör 7, mi minör 6. Ama baslar neymiş? Eksilen o sesler basta var. Yani mi, ki, 3, 4, re, ki, do diyez, ki. Şimdi do'ya gelecek, bir ölçü kalacak burada. Basta do ama akor la minör. Evet, ben gitarı bırakayım en iyisi. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Güzel armonik yapımız. Evet. Şimdi şöyleydi. Mi minör akoru başladık, bir ölçü. Bir ölçü mi minör. 1, 2, 3, 4. Mi minör 7. Basta do diyez. Mi minör 6. Basta do'ya geldiğinde akor la minör. Sonra mi minör. 3, 4. Do maj 7. 2, do majör. Re majör. 8. ölçüye geldim. La majör. Gerdik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi minör 2, 3, 4. Do majör 2, 3, 4. Re majör 2, 3, 4. La majör 2, 3, 4. Mi minör 2, 3, 4. Mi minör 7, 2, 6. Do'ya geldi la minör 2. 3, 4, mi minör 2, 3, 4, do majör 2, 3, 4, re majör 2, 3, 4, 16. ölçü, mi minör 2, 3, 4 ve şana teslim ediyoruz. Şimdi basta yerlerine bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, re, ki, do diyez, ki, do, ki, bas, armoni la minör, mi minör, ki, 3, 4, la minör 2, 3, 4, mi minör 2, 3, 4, do majör 2, 3, 4, re majör 2, 3, 4, la majör 2, 3, 4, la majör 2. Dönüşünde la majöre düşmüyoruz, sadece mi minöre düşüyoruz. Bir daha tekrarlamayayım bunu. Tamam arkadaşlar. Evet, şimdi parçanın içinde bakalım. Dun 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 dun. Tabii biraz rock formunda çaldığımız için ne oluyormuş bakalım. Thank you.
3, 4, 1, 2, 3, 4. La minör, mi minör. 2, 3. La minör. Mi minör. Do. Derken mi fa sol mi fa diye sol la de de mi mi nun de de re re la böyle bir senkopadan çıkka tıp sıkıda tıkka bu senkopada uyarsak sonra tekrarında bu sefer dı 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 diye çalıyorum sahili. Glissando yapıp şan A'ya geçiyoruz. Sonra aynı şeyi nakaratı da böyle çaldığımızda parça olacak. Sadece arada bir bölüm var, durağan bölümde. Orada bir eksiltme, bir akor daha var. Onu da anlatacağım size. Evet, şimdi şan A'ya girelim hadi. La majör, mi minör. Re majör, la majör, Fundo Arar da söylüyor. Re majör, la majör, mi minör. Evet. Neymiş akorlar? Re majör. La majör, mi minör. Re majör, 3, 4, la majör, 3, 4, mi minör, 2, 3, 4, mi minör, 2, 3, 4, 4 ölçüden bahsediyorum. Kere bunu tekrarlıyoruz. Re majör. La majör. Mi minör. Şimdi re majörde şöyle bir şeyler duyabilirsiniz. Hocam orada bize anlatmadığınız şeyler var. Bazı şeyler duyacaksınız. Bakalım. Bince falan sen alma üstüme oy. Ben şirin gelinlerin dostum oy. Figürler. Böyle çalabilirsiniz. Burada yaptığım şeyler re majör. Arpej yapıyorum aslında. Re, fa diyez,
La. Böyle anlıyorum. Olabilir. Ben şöyle aldım bunu. Fa diyez, la do diyez, mi do diyez, mi sol si sol mi. Dört kere de bunu çalıyoruz yani. Re majör. Bu da olur. Re. La, mi. Sonra bir piyano bölümü var. Yani yavaş çalma bölümü var. Orada deminki ilk başta çaldığımız akorları eksilterek çalıyoruz. Bu sefer arada mi'yi bir ölçü çalmıyoruz. Dostum, dostum, Bak. dostum gelsene canım. Kış ola bana yok. Ben şirin gelinlerin dostum ol. Hadi kaderlere yer verirsen ol. Kış ola bağlama. Kış ola Burada şimdi ilk yaptığımız şeyde ne vardı? 1, 2, 3, 4, re, do diyez vardı ya. Şimdi artık mi'de başlıyoruz eksiltmeye. Mi, ki, re diyez ki, re, ki, do diyez ki. Eksilterek gidiyoruz. Akorlar da ona göre eksiliyor. Yani şöyle tam adını söyleyeyim onun. Mi, minör, maj yedi oluyor. Büyük yedili eksiliyor yani. Yani evet böyle eksiliyor. Mi ki re diyez ki re ki do diyez ki do. Do ki 3 4 re majör ki 3 4 la majör ki. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 La minör ki 3 4 Mi minör ki 3 4 Do majör ki 3 4 Re majör ki 3 4 Mi minör diye bağlıyor. Sonra gene gitar soluya girecek. Senyo yapacak yani. Şimdi burayı bir daha anlatıyorum. Arkadaşlarınız kesinlikle bu akorları da böyle çalmaları lazım. Onlara da tarif etmenizi istiyorum. Bir bas gitarist aynı zamanda armoniyi de iyi bilmeli, iyi gözlemlemeli. Grubunuza çaldırırken ne yapacakmışsınız? Akorları eksilterek çalmalarını söyleyecekmişsiniz. Yani siz eksilen sesleri çalıyorsunuz bas gitarda. Onlar da akorları çalıyorlar. Yani akorlar mi minör, mi minör maj yedi. Yani mi sol si re di. Sonra mi minör yedi. Dominant yedi yani mi sol si re. Re. Şimdi altılı basacak. Mi sol si do diyez. Sonra la minör basacak akoru ama basta do'yu tınlatmak zorunda. Sonra normal mi minöre geçebilir. 3, 4, do maj. Do majör. 4, bir ölçü. Re majör. Şimdi neymiş bir ölçü? 8'in sonunda la majör. Sonra gene aynı şeyleri çaldığında bu sefer finalinde de 16. ölçüde de mi çalıyor. Dırı 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 dırı.
yolcu arkadaşınızı da kaptırın. Ve gitar sola giriyor. Evet, bence parça oldu. Bunun linkini koyacağım, üstüne çalın. Evet, finali de anladık değil mi? Çekerek yapıyorlarmış. Do majörde. Dum 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 sene canım. Burada pentatonik numaralar yapıyorum böyle finallerde. Evet arkadaşlar, dostum dostum, bence keyifli bir parça, repertuara alınabilir. Notaları ve tabları her zamanki gibi YouTube Plus'ta üye olanlara açık bir halde sunuyorum her hafta, koyuyorum. Acayip çok sıkı bir arşiv oldu, bas gitar arşivi oldu. Onun dışında zafersahne@gmail.com'dan özel ders ve herhangi iletişim proje, her şey için bana başvurabilirsiniz. Yazabilirsiniz, fikirlerinizi yazabilirsiniz, önerilerinizi yazabilirsiniz. Arada bir tıkanıyorum, repertuar konusunda tıkanıyorum. Ya da sayfaya içerik bulurken ne yapayım, sizin için nasıl faydalı olurum diye tıkandığım zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda sizden gelen o güzel fikirler bana yol oluyor aslında. Dediğim gibi bir şeyler için çabalıyorum. Elimden geldiğince, zaman buldukça, biliyorsunuz meşakkatli ve yorucu işler bunlar. Ama sizden gelen o güzel tepkiler, hele böyle yollarda görüp Zafer Hocam sayenizde bir iki bir şey öğrendik dediğiniz zaman var ya, ben acayip oluyorum tabii ya arkadaşlar. Çok önemli şeyler. Bunların parayla karşılığı yok, öyle düşünüyorum. Manevi olarak acayip besleniyorum bu konudan. Ben de tabii çalışmak için gayret ediyorum. Bu sayfayı boş bırakmak istemiyorum. O yüzden. Evet. Sevgilerimi sunuyorum. Başka bir derste görüşmek üzere. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin lütfen. Güzel bir topluluk olduk. Bas gitar sevdalıları olarak. Orada beğeni, yorumları yazın. Çünkü benim için önemli. Dediğim gibi. Sevgiler. Kendinize iyi bakın.